Şu Fırat'ın suyu akar serindir. Kutsal kitaplarda adı geçen, üzerine ağıtlar yakılmış, türküler yazılmış Fırat Nehri, yüzyıllardır kim bilir ne kavimlere kucak açtı. Nelere hayat verip nicelerin hayatını götürdü. Gün geldi, azgın akan Fırat'ın önüne setler çekildi. Haşmetinin önüne geçildi. Deli Fırat'ın sırtında artık deniz vardı. Dev göleti görenler kendilerini Malatya'ya deniz geldi demekten alıkoyamadılar. Ne zaman ki 500 bin insanın atık suları bu masmavi suları kirletip rengini siyaha dönüştürdü, o zaman hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. 500 bin insanın atık suları Aspuzu'nun yeşil bahçelerini bataklığa çevirerek başıboş yol alırken, canlı hayat adına bulduğu her şeyi tehdit edip Malatya'nın başının belası olmuştu. 20 yıldır masmavi suları kara bir renge dönüştüren bu kirli sular, geçtiği toprakları kuraklığa, insanları hastalığa, hayvanları ölüme götürüyordu. Atık su ile sulanan toprak, laboratuvar tahlilinde %35 oranında verimini kaybettiği görülmüştü. Rengi belli olmayan, ne katı ne de sıvı kıvamında kara köpüklerle yüklü bu derenin kenarında yaşayan insanlara, hayvanlara, bitki örtüsüne ve doğaya verilmiş en ağır cezaydı bu. 12 belediyenin bütün atık sularının döküldüğü Karakaya Barajı'na 11 günlük akan atık tam Orduzu Pınarbaşı göleti büyüklüğündeydi. Malatya ve Malatyalılar için büyük bir çevre ayıbı yaşanıyordu. Hem de uzun yıllardan beri. Bu durum zamanı daraltıp tahammül sınırlarını zorluyordu. Tarih vadesini doldurmuş, geleceğin güzel Malatya'sının rüyasını görenlere fırsat doğmuştu. Güzel günlerin yaşanması adına 21. yüzyılda insani şartlarda insan gibi sağlıklı, mutlu ve temiz yaşamak Malatya'nın da hakkıydı. Kimsenin adından bile söz etmediği, kaderine terk edilmiş, kangren olmuş bu yaraya neşter vurmanın zamanı çoktan geçmişti bile. 18 Nisan 1999 seçimlerinde Malatya'nın emanet ettiği görevi en iyi şekilde hakkıyla ifa etmeye çalışan Belediye Başkanı Mehmet Yaşar Çerçi için geriye dönülmeyecek bir yola girilmesi gerekiyordu ve öyle oldu. Ülke ekonomisinde her gün yeni depremlerin yaşandığı, birçok büyük şehir belediyelerinde bile personel maaşlarının verilemediği bir dönemde cesaretli bir karardı bu. Dış krediler aranıyor, projeler uluslararası bir trafik yaşıyordu. Nihayet 24 milyon euro dış kredi bulunuyor, yazışmalar, anlaşmalar ve el sıkışmalar Malatyalılar adına belediye başkanları tarafından gerçekleştiriliyordu. Tarih 15 Ekim 2002. Malatya Belediyesi tarihinin en kapsamlı, en maliyetli, en önemli ve en büyük yatırımı 3 dev firmanın ortak konsorsiyumu tarafından ihale ile alınıyordu. Hem de %40'a varan bir tenzilatla. Zira 35 milyon euroluk proje 22 milyon euroya verilmiştir. Dünyanın birçok bölgesinde dev inşaatlara imza atmış, devasa projeleri hayata geçirmiş, en gelişmiş teknolojik imkanlara sahip modern makineleri bulunan bu konsorsiyum için işbaşı verilmiştir. Yaptığı çalışmalarla takdir toplamış, dünyaca ünlü mimar ve mühendis kadrosuna sahip Alman BAMAK İnşaat Şirketi, Sistem Yapı ve GAP İnşaat Şirketlerinin ortak çalışması olarak Karakaya Barajı'nın kenarında şimdi bir abide yükseliyor. Bu tesislerde milyonlarca metreküp pis su arındırıldığı gibi katı atıkları toprağımıza gübre, gazı ise tesise elektrik olarak geri dönecek. Malatya'nın parasını kuruşuna kadar doğru yerlere, doğru kanaldan doğru zamanda harcayan, yavrularımızı tehdit eden pis sulardan, ilkel görüntülerden bizi kurtaran Belediye Başkanı Mehmet Yaşar Çerçi ve emeği geçen herkese minnet borçluyuz. Kabus bitiyor. Artık Karakaya Barajı'nda kara dalgalar ölü balıkları kıyılara vurmayacak. Artık kanalizasyon suları kayısı bahçelerini çöle çevirmeyecek.
artık gelecek günlerimizin teminatı yavrularımız heder olmayacak. Karakaya Baraj sahili bütün Malatyalı'nın mesire alanı olacak. Arıtılan su Battalgazi bahçelerine hayat verecek. Ne mutlu yaşanabilir bir Malatya'yı imar edenlere. Ne mutlu umutsuzlukları umuda döndürüp rüyaları gerçeğe dönüştürenlere. Ne mutlu insan gibi insani şartlar içerisinde yaşamı hak edenlere ve yaşayabilenlere.